binlerce yıldır savaş zamanlarında sanat eserleri kazanan tarafından ele geçirilip zafer hatırası işlevi gördü. Yani savaş ganimetleri kazanana gider fikri binlerce yıl önceye dayanıyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de San Marco atları olarak bilinen dört at. Bu atlar en az iki belki de üç kez savaş ganimeti oldu. Bu da onları savaş zamanı ele geçirilen eserlerle ilgili önemli bir örnek haline getiriyor. Şimdi esere bakalım. Venedik'teki San Marco Bazilikası'ndayız. Kilisenin hem kendisi mücevher gibi hem de içinde gerçek hazineleri barındırıyor. İkinci katta dört at bulunuyor. Atlar o zamanki ismi Konstantinopolis olan İstanbul'dan Venedik'e getirildiğinde katedralin dışına konuldu. Ancak şu anda dışarıda kopyaları yer alıyor. Atlardaki ayrıntı ve hareketlerinin tasviri inanılmaz. Damarlarını, derilerinin altında dalgalanan kaslarını görebilirsiniz. Kafalarının birbirlerine nasıl da döndüğüne bakın. Normalde varaklı olduklarından altın gibi parlarlar ve bir at arabasını çekerlerdi. Bunlar en başından beri fetih, imparator ve zaferle özdeşleştirildiler. Şimdi hızlı bir şekilde atların hikayesine bakalım. Atların antik Yunan'a kadar dayanabileceğini düşünüyoruz. Hatta ünlü Yunan heykeltıraş Lysippos tarafından yapıldıklarını söyleyenler de var. Bu kesin değil ancak uzun zamandır atlarla ilgili anlatılan bir hikaye. Çünkü o kadar güzeller ki genelde insanlar atları en büyük antik Yunan heykeltıraşlarından biriyle özdeşleştiriyor. Biraz daha geç bir döneme Antik Roma'ya da dayanma ihtimalleri var. 13. yüzyılın başından itibaren daha kesin bilgilere sahibiz. Atların en azından 1204'e kadar Konstantinopolis'te olduğunu biliyoruz. O yıl Batı Avrupalı haçlılar Konstantinopolis'e saldırmıştı. Haçlılar Kudüs'ü kurtarmak istiyordu ancak bunun yerine Venediklilere borçlarını ödemek için Konstantinopolis'teki Hristiyanlara saldırdılar. Diğer hazinelerle birlikte atları da Venedik'e getirdiler ve atlar 500 yıldan fazla Venedik'te kaldı. Evet. Şu an Paris'te Louvre Müzesi'nde Napolyon Bonaparte'ın yaptırdığı zafer takına bakıyoruz. Anıta yakından bakarsak San Marco atlarının kopyalarını görebiliriz. Asıl atlar da bir dönem burada durmuştu. Buna da değineceğiz. 18. yüzyılın sonlarında genç Fransız General Napolyon Bonaparte, Avrupa'da başarılı askeri mücadeleler veriyordu. Bu, Fransa'nın monarşiyi devirdiği Fransız devriminden hemen sonrasıydı. Yani yeni bir dönem başlıyordu. Fransız devrim ordusu tüm Avrupa'dan, daha öncekilerden çok daha fazla sanat eseri ve el yazması ele geçirdi. Hatta Napolyon, Paris'e getirebileceği sanat eserlerini tespit etmek üzere savaşlarda yanında uzmanlar götürüyordu. Paris'i yeni Roma olarak Avrupa'nın kültür başkenti yapmak istiyordu. Napolyon savaşlarda galip geldiğinde yenilen hükümdarlara zorla antlaşmalar imzalatarak sanat eserlerini alıyordu. Bu yasal olarak açıkça yapılıyordu. Ancak Napolyon'un bu yaptığını savaşlarda kazanan generaller daha önceden de yapıyordu. Ne de olsa savaş ganimetleri kazanana giderdi. Yani bölgeyi fetheden generalin yenilen ülkenin sanat eserlerini alma hakkı vardı. Bu antik dönemden beri yaygın bir uygulamayken yağmaya veya en azından abartılı yağmaya karşı olanlar da vardı. Örneğin Cicero. Bu dönemde sanat eserleri ve onların savaş ganimeti olarak rollerine ilişkin yeni bir anlayış oluşuyordu. Bunun sebeplerinden biri Napolyon'un Louvre Müzesi için Avrupa'daki en önemli sanat eserlerini ele geçirmesiydi. Örneğin Laocoön, Ölen Galyalı ve en önemli tablolardan Rubens'in Çarmıhtan İndiriliş tablosunu ele geçirmişti. Ve tüm zamanların en önemli antik heykeli olarak görülen Belvedere Apollonunu. Napolyon'un yapmak istediği şey Avrupa'daki tüm ülkelerin sergileneceği ansiklopedik bir müze oluşturmaktı. Ayrıca bu müzenin askeri başarısının bir göstergesi ve Fransa'nın ihtişamı ve gücüne kanıt olmasını istiyordu. Avrupa'daki en önemli sanat eserlerinin başkentinde olması onu Avrupa'nın lideri yapacaktı. Şu an sanat eserlerinin öyle bir gücü olduğunu düşünmüyoruz ancak 18. ve 19. yüzyıllarda durum böyleydi. Tüm bu eserler Louvre'a getirildiğinde Paris'teki inanılmaz heyecanı bir düşünün. Bu zaferi kutlamak için Paris'te büyük bir geçit alayı düzenlenmişti. İlginçtir ki geçitte sergilenen tek eser San Marco'nun atlarıydı ve askeri başarılarını kutlamak için Napolyon şu an Louvre'dan görebildiğimiz Zafer Takı'nın yapılması emrini verdi. San Marco atlarını da Karusel Zafer Takı'nın üzerine yerleştirdi. Tabii sanat eserlerinin ele geçirilmesi Avrupa'da inanılmaz bir mutsuzluğa sebep oldu ve Fransa'da bile bu duruma karşı çıkanlar vardı. Jacques-Louis David gibi pek çok sanatçı Napolyon'un sanat eserlerini ele geçirmesine karşı imza kampanyası başlattı. Nihayetinde Napolyon 1815'te yenilgiye uğradı ve sanat eserleri ellerinden alınan ülkeler eserlerini geri istedi. Böyle bir durumda normalde sanat eserlerini geri gönderme geleneği yoktu. Evet, Napolyon'un yenilmesinde en önemli rolü oynayanlardan biri de Wellington Düküydü. Aslında Fransa bu ülkenin sanat eserlerine hiç dokunmamıştı. Ancak Dük Arthur Louvre'da toplanan büyük hazinelere baktı ve inanılmaz bir şey yapmaya karar verdi. Sanat eserlerini asıl ülkelerine gönderecekti. Bu eserlerin artık İngiltere'ye ait olduğunu söyleyebilirdi ve hükümetten bazı kimseler eserlerin bazılarını İngiltere'ye getirmek istiyordu. Ancak sonuç olarak eserlerin yaklaşık yarısı asıl ülkelerine geri döndü. Hatta Wellington eserlerin asıl yerleri olan Vatikan'a geri gönderilmesinin masraflarını da üstlendi. Çünkü Papa'nın o dönemde bunu yapabilecek parası yoktu. İnanılmaz olansa eserlerin hepsi geri gönderilmediğinden bazı eserlerin halen Louvre'da bulunması örneğin Chimabue ve Giotto gibi sanatçıların eserleri. Bu durum bize müzelerde gezerken gördüğümüz eserlerin müzeye geliş hikayesinin genelde karışık ve büyüleyici olduğunu hatırlatıyor. Müzelerin tabloların yanındaki bilgi notlarına neyi yazıp neyi yazmadıklarını düşünmek de ilginç. Videomuzun sonuna gelirken sanat eserlerini asıl yerlerinden almanın yarattığı yasal ve etik sorunlar üzerinde duran bir mimari kuramcının sözlerine bakalım. Müze olan Roma, aynı zamanda yerlerden, tarihi alanlardan, dağlardan, madenlerden, kadim yollardan, harabeye dönüşmüş kulelerden, coğrafi ilişkilerden, tüm bu nesnelerin birbiriyle ilişkisinin iç bağlantılarından, hatıralardan, yerel örflerden, halen sürdürülen geleneklerden ve sadece orada görülebilecek benzerlik ve karşılaştırmalardan ibarettir. Bu sanat eserlerini asıl yerlerine geri göndermeyle ilgili oldukça güzel bir söz bence. Ve sonuç olarak San Marco atları asıl evleri orası olmasa da yüzyıllardır durduğu Venedik'e geri gönderildi.